Değerli arkadaşlarım, herkese merhaba diyorum. Bugün de yine bir video çekeceğim. Arkadaşlar, istemesek de bazı şeyleri yapmak zorundayız. Elden gelen bir şey yok. Dediğim gibi acımız büyük, üzüntümüz büyük. Ama bazı şeylerle kendimizi oyalamak istiyoruz. Kendimizi bazı şeylere verip acılarımızdan biraz uzaklaşmak istiyoruz. Onun için de bugün de bir video çekeyim dedim. Yazdan koyduğum madımak var burada sevgili izleyicilerim. Biliyorsunuz yazdan hazırlıyoruz, kışında tüketiyoruz. Elimize hazır geçiyor. Burada madımak var arkadaşlar. Bir paket böyle, bir poşet koymuştum. Madımak yemeğimiz için burada da şöyle 1,5 soğan hazırladım. Bir yemek kaşığı sade yağ. Yarım çay bardağından biraz fazla da bulgur. Bir miktar da göz kararı şöyle pastırmam var. Madımak yemeği için arkadaşlar. Şimdi az sonra yemeğimin yapımına geçiyorum. Değerli kardeşlerim, önce soğanlarımı doğradım. Şöyle yemeklik olacak şekilde. Şimdi soğanımı tencereme alıyorum. Sevgili arkadaşlarım, önce soğanı biraz kavuracağım. Ondan sonra değerli kardeşlerim, soğanımı şöyle yemeklik doğradım. Önce bunu tencereme alıyorum. Soğanım iyice kavrulduktan sonra üzerine biraz su ekleyip ondan sonra madımağımı pişireceğim arkadaşlar. Pastırmayı da en sonunda ayrı bir tavada kavurup biraz pişirip madımağımı ekleyeceğim. Çünkü pastırmayı şimdi tencerede beraber yaparsam biraz koku çok dağılıyor evlere. Onun için çok dağılmaması için önce soğanımı kavuracağım. Pastırmamı da ayrı pişireceğim. Şimdi yağını ekliyorum burada. Ve ocağımın altını açıyorum. Şimdi soğanım orada kavrulurken ben de pastırmamı doğrayacağım. Soğanıma şöyle bir miktar tuz atıyorum. Yemeğimizin daha lezzetli olması için. Soğan tuzla piştiği zaman daha lezzetli oluyor. Hem de çabuk soğuyor arkadaşlar. Evet, soğanımız da kavrula dursun. Ben de ayrıca şöyle bir tavada pastırmamı pişirmek için küçük küçük doğrayacağım. Bu Kastamonu'nun pastırması arkadaşlar çok korkmuyor, çok kokmuyor. Artık pastırmasını çemeninden mi neyse fazla kokusu olmuyor. Yoksa bazı pastırmalar çok kokuyor, çok rahatsız ediyor insanı. Renginden de belli. Çemeni çok yok. Bir de kokusuz çemenler oluyormuş şimdi. O zaman da kokmuyor pastırma. Arkadaşlar, şimdi pastırmamı şöyle bir tavaya alıyorum. Bir miktar yağla da bunu pişireceğim. Pastırmam da hazır. Burada da soğanım kavruluyor. Yani gerçekten arkadaşlar, böyle yemek yaparken bile deprem dedeler geliyor aklıma. Hani onlar ne yiyor, ne içiyor, biz burada bunları yiyip içiyoruz, onlar ne yapıyor diye çok üzülüyoruz. Rabbim ölenlere rahmet, kalanlara da sağlık versin inşallah. Mekanları cennet olsun. Arkadaşlar, bu kader değil. Buna kader deyip çıkıyorlar. Ben buna kader demiyorum. Bir yerde katliam gibi bir şey oldu. Kader böyle olmaz sevgili arkadaşlarım. Rabbim dayanma gücü versin. Sabırlar versin. Biz daha göstermesin inşallah böyle şeyleri ülkemize. Hiçbir yere göstermesin. Şimdi pastırmaya bir miktar zeytinyağı ekliyorum.
sevgili izleyicilerim. Şimdi soğanım iyice pembeleşti. Madımağını ekliyorum. Don bir şekilde arkadaşlar. Üzerine sıcak su ekleyeceğim. Madımağı bu şekilde pişirirseniz madımağımızın rengi yeşil kalır. Değerli arkadaşlarım, bu da aklınızda bulunsun. Şimdi üzerine göz kararı su ekliyorum. Az sonra da bulgurunu ekleyeceğim. Şimdi yemeğimizin bulgurunu ekliyorum. Şöyle yine bir kontrollü şekilde ekleyeyim. Fazla bulgurluyu sevmiyorum ben arkadaşlar. Bunu da götürür galiba. Bir miktar da yine tuz ekliyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Bu arada ben pastırmamı pişireceğim sevgili izleyicilerim. Evet sevgili izleyicilerim. Madımağım pişmeye yakın. Pişmek üzere. Şimdi pastırmasını ekliyorum. Bir iki de pastırmasıyla pişsin. Pastırmanın iyice lezzeti yemeğinize çıksın sevgili izleyicilerim. Madımak her yerde bilinmiyor. Arkadaşlar çok faydalı. Madımağın biliyorsunuz ödem attırıcı özelliği çok. Birçok faydaları var. Her yerdeki madımaklar yenmiyor. Acı oluyor. Bizim Sungurlu'da da bu Sungurlu'nun madımağı sevgili arkadaşlarım. Oradaki köylerin de hepsinin madımağı yenmez. Belirli köylerin madımağı toplanır. Onlar satılır. Onlar tatlı oluyor. Bazı yerlerinki acı olur yenmez. Şimdi 1-2-3 dakikada böyle pişsin. Ocağımın altını kapatacağım. Şimdi sarımsaklı yoğurt, tabii ki olmazsa olmazım adıma. Yeşil soğanı, yufkası, sarımsaklı yoğurdu. Onları hazırlayacağım. Değerli kardeşlerim, yemeğim pişti. Şöyle az önce de bir kontrol ettim. Şimdi az sonra sunumunda sizlerle buluşalım. Değerli arkadaşlarım, eğer kanalıma abone değilseniz abone olup videoları sonuna kadar izler, bir beğeni bırakırsanız mutlu olurum. Sevgili kardeşlerim, şimdi yemeğim biraz dinlendikten sonra sizlere şöyle sunumunu da yapıyorum. Bismillah. Çok sulu bir yemek olmuyor arkadaşlar. Madımak yemeğini biliyorsunuz. Hafif, az sulu bir yemek. Sevgili izleyicilerim, değerli kardeşlerim, madımağımın şöyle sizlere son halini de sunumunu da gösteriyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bunun yanında olmazsa olmazı yufka ekmeğimiz. Yeşil soğanımız. Bu soğanı kendim balkona ekmiştim arkadaşlar, ondan kopardım. Tazecik. Burada da yoğurdumuz, sarımsaklı yoğurdumuz. İsteyen arzuya göre yoğurt kullanabilir, kullanmayabilir ama madımağı sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor sevgili izleyicilerim. Arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Bir videomun daha sonuna geldim. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.